Bizden burada verilen serinin ilk 50 teriminin toplamını bulmamızı istiyorlar. Bunun bir geometrik seri olduğunu tahminen siz de anladınız. Bir terimden diğerine geçerken ne olduğuna bakacak olursak, 1'den 10 bölü 11 elde etmek için 1'i 10 bölü 11 ile çarpmak gerekir, öyle değil mi? Ve ikinci terimden üçüncü terime geçmek için de yine 10 bölü 11 ile çarpmak gerekir. Evet, bize verilen seri bu şekilde oluşturulmuş ve bu serinin ilk 50 teriminin, ilk 50 teriminin toplamını bulmamız isteniyor. Sonlu geometrik serilerin toplamını hesaplamak için bulduğumuz formülü bu serinin ilk 50 terimine uygulayacak olursak, şuraya yazarsam daha iyi olacak. Evet, ilk 50 terimin toplamı, ilk terim yani 1 çarpı 1 eksi, bunu farklı bir renkle yazayım. 1 çarpı 1 eksi ortak oran. Bu serinin ortak oranı 10 bölü 11 üzeri 50. Ortak oranın kuvveti ilgilendiğimiz terim sayısına, terim sayısına eşit olmalıydı, değil mi? Ve son olarak tüm bunu 1 eksi ortak orana böleceğiz. Bunu birebir hesaplayamayacağım ama biraz sadeleştirirsem, şuraya da bir parantez ekleyeyim ki, 10'un 50. kuvvetini alacağım düşünülmesin. Evet, 1 eksi 10 bölü 11 üzeri 50. Bölü 1, 11 bölü 11'dir. Bundan 10 bölü 11 çıkarsa geriye 1 bölü 11 kalır. Payı 1 bölü 11'e bölmek, payı 11 ile çarpmakla aynı şey olduğu için 11 çarpı 1 eksi 10 bölü 11 üzeri 50. İsterseniz sadeleştirmeye devam edebilirsiniz ama bu ifade şimdilik bizim için yeterli. Evet, buna benzeyen bir alıştırma daha yapalım. Bu da başka bir geometrik seri. Öncelikle toplamını bulmamız gereken kaç tane terim olduğuna bir bakalım. Son terimin kuvvetinin 79 olduğunu görünce, 79 terimin toplamını bulmamız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz ama bu noktada çok dikkatli olmalısınız. Çünkü birinci terimin kuvveti 0. Yani 0,99'un sıfırıncı kuvvetini alıyoruz. İkinci terimin kuvveti 1, üçüncü terimin kuvveti 2, dördüncü terimin kuvveti 3 ve bu şekilde ilerlediğimizde kuvveti 79 olan terimin de 80. terim olması gerekir öyle değil mi? O halde S alt indi 80'i bulmamız gerekiyor diyebiliriz. Hemen yazalım. Eşittir. Birinci terim yani 1 çarpı 1 eksi ortak oran üzeri 80 bölü ortak oranı yazacağımız yeri şimdilik boş bırakalım ve bölü 1 eksi ortak oran. Şimdi sıra geldi ortak orana. İlk bakışta ortak oranın 0,99 olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama aynı zamanda işaretin değiştiğini de fark etmiş olmalısınız. Buna göre bir terimden diğerine, bir terimden bir sonraki terime gitmek için hangi sayıyla çarptığımızı nasıl bulacağız? Bir bakalım. Birinci terimden ikinci terime gitmek için eksi 0,99 ile hemen yazalım. Eksi 0,99 ile çarpıyoruz. Sonraki terim için yine eksi 0, virgül, eksi 0, ile çarptığımız için de ortak oran 0,99 değil, eksi 0, 99. Evet, o zaman bu boş bıraktığımız yere, yerlere eksi 0, 99 yazalım üzeri 80 ve bölü 1 eksi eksi 0,99. Yine biraz sadeleştirme yaparsak, buradaki 1 için çok endişelenmenize gerek yok çünkü sonucu değiştirmeyecek. 1 eksi eksi 0,99 üzeri 80. Aslına bakarsanız parantezi buraya koymam gerekir. Evet, eksi 0,99'un 80. kuvvetini alırsak sonuç pozitif olur. 1 eksi 0.99 üzeri 80 bölü negatif bir sayıyı çıkarmak demek o sayıyı toplamak demek olduğu için buraya da 1 artı 0.99 yani 1.99 yazalım. Bir önceki örnekte olduğu gibi bunu daha da fazla sadeleştirebiliriz hatta bir hesap makinamız varsa yaklaşık sonucunu da bulabiliriz ama önemli olan toplamı bu şekilde ifade edebilmiş olmamız. Evet gelin bir tane daha. Burada tekrarlı bir şekilde tanımlanmış bir seri var. Bunun için öncelikle bu serinin terimlerinin ne olacağı hakkında düşünelim. Birinci terim 10'muş. İkinci terim yani a alt indis 2, a alt indis 1 çarpı 9 bölü 10'a eşit. Kısacası bir sonraki terim, önceki terime kendinden önce gelen terimi 9 bölü 10'la çarptığımızda elde edildiği için, ikinci terim 10 çarpı 9 bölü 10, üçüncü terim, ikinci terim çarpı 9 bölü 10, Üçüncü terimde ikinci terim çarpı 9 bölü 10 yani 10 çarpı 9 bölü 10 üzeri 2 olacak. Bu seri buradaki haliyle sonlu bir geometrik seri değil ama mesela ilk 30 terimin toplamını bulmak istersek ne yaparız? S alt indis 30, 10 değil 30. Daha önceki sorularda da yaptığımız gibi birinci terim yani 10 çarpı 1 eksi ortak oran yani 9 bölü 10 üzeri 30 bölü 1 eksi 9 bölü 10. 1 eksi 9 bölü 10, 1 bölü 10 eder. Payı 1 bölü 10'a bölmek, 10'la çarpmakla aynı şey olduğu için pay 100 çarpı 1 eksi 9 bölü 10 üzeri 30'a eşit olacak. Bu parantezlere biraz daha dikkat etmem gerekiyor çünkü burada sadece 9'un değil, 9 bölü 10'un 30. kuvvetini almamız lazım ve işte bu kadar. Peki doğru oldu mu? Bakalım. Evet doğru. Şahane.